Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Biden'la yaptığı görüşmenin Ankara'daki yansımasını ve gelen açıklamaları bir alalım. Neler öne çıktı? Beyaz Saray'daki duruma da sonra bakacağız. Amerika'ya gideceğiz. Ali Çınar da bizi bekliyor olacak. Esra Nehir, nedir notların? Hemen dinleyelim seni. Mehmet Akif Ersoy, Türkiye'nin Ukrayna sürecinde yürüttüğü diplomasi trafiği bir taraftan takip ediliyor. Bugün gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'la uzun bir aradan sonra yaptığı bu görüşmedeydi. Bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 45 dakika süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. O açıklamada da iki mesajın öne çıktığını söyleyebiliriz. Biri Rusya-Ukrayna hattındaki gelişmelerle ilgili mesajlar, diğeri de ikili ilişkilerle ilgili özellikle yaptırımlar bağlamında verilen mesajlar. İlk olarak Rusya-Ukrayna bağlamındaki mesajlarla başlayalım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerine devam ettiği belirtildi. Krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye'nin her iki tarafla konuşabilmesi ve çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumda bulunmasının önemli olduğunu ifade etti, belirtildi İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada. Bugün Antalya'da savaşan taraflar aynı masa etrafında buluşmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu toplantıyı işaret etti ve bu üçlü zirve için bizatihi bir diplomatik zafer dedi. Türkiye'nin açtığı güven kanalı sayesinde Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da doğrudan konuşma imkanı bulabilmelerinin önemine işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Toplantının düzenlenmesinin bile bizatihi bir diplomasi zaferi olduğunu ifade etti denildi. İkili ilişkiler de ele alındı dedik başlarken. Özellikle Türkiye'nin yaptırımlar konusu ve yine ABD'den satın aldığı F-35'lere muadil onlara ödenen para karşılığı F-16'ların modernizasyonu ve yeni F-16'ların alımı konusu da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaşmasını beklediğini belirttiği ifade edildi. Savunma sanayi alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasını da çoktan zamanının geldiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan muhatabına bir kez daha ifade etmiş oldu. İki önemli mesaj var bu görüşmede. Birincisi Rusya-Ukrayna krizi bağlamında verilen mesajlar. Diğeri de yaptırımların bir an önce kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'a verdiği, ilettiği mesajlardı. Esra Nehir, teşekkür ediyoruz.